الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم أهل الإسلام عزيز مؤمن مسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كحمد بسن يرتكن رب مزج شكران لرمز بسن Fana lil haliqi gavra o aflak yaratti katra edin gavari pak Samavat uyini tuttu muallak cehane hükmini kursattı mutlak Huday tabarak ve ta'lanı kudreti bütün ümmetlerge bütün insaniyetge aşkardır Hiç bir gitmedi Allah tabarak ve ta'la kudretini Namayış kıldı Baha bir insan Aklini işlet insan, tefakkür kıl. Kandak bu alem türedir ahir bu. İtibar verin, bu alem. Bizi gebriyetken gebler, oylayetken hayalatlar, ölçeyetken ölçevler, bu alemgen basleşkenlerse. Muna kadar minler dedik o kitapta, minler. Hiç kim bilmeydi bu alemden başka alemlerdeki halatlarını hiç kim bilmeydi. Nimeler var, kanaka mahluklar var, hiç kim bilmeydi. İnsan ağzını köpürtürüyor, men bilemem, men bilemem, hiç nesini bilmeysen insan. Dengiz tagidagi holatlarni hiç kim bilmeydi. Yerini qaridagi nesalarni hiç kim bilmeydi. Allah tebarek ve ta'ala kudretini körsetti ki, ey Allah'ım, sen yaratgan nesalarını körüp, onu tefekkür etip, o zinge hamd etmalığını nasip eylegin kitablarda. وَمَنْ لَمْ يَرْضَى عَلَى قَضَائِي وَمَنْ لَمْ يَصْبُرْ عَلَى بَلَائِي وَمَنْ لَمْ يَشْكُرْ عَلَى نِعَامِي فَلْيَخْرُجْ مِنْ بَيْنِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلْيَطْلُبْ رَبَّنْ سِوَا Kim men ölçep birgen takdirge razı bulmasa Kim men yübergen belalarge sabır etmese Kim men beriyatken nametlerge şükür demese, yer bilen asmanını örtesinden çıkıp gitsin, özüge başka perverdigar izlesin. Naşkurden Rabbimiz bizar iken, muhterem azler, Allah tebarek ve teala'nı birligi, barligi, onun hükmünün büyüklüğü, uluğluğu ne hız kılıp, yaşaş bahtını Allah'ım bercemizge nasip eylegin. Hali zaman keter payitler keler. Ahir keldik o ketemiz. Braderler, ketişimizi en katta hücceti ki genimiz soplanadı. Kanaka yok olasan sen, çünkü barligin için yok olasan. Cevap şu. Huday tebarek ve ta'lanın özüdür. Baki, özüdür ezeli, özüdür kadim. Allah tebarek ve ta'la. İlaha oşal halette imanımızı versin. Saniyen Hazreti Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemge durudu salavat ve salamlarımız olsun. Muhterem azizler bugün nihayette bir mumun Müslümanın hayattaki katta bir mevzu namazga ait bugün meseleler yüberilgen. Şimdi muhterem azizler mumun Allah tebarek ve teala'ya ibadet kılışı Namaz yetişi hakkında Kur'an-ı Kerim'ni bir kança cahide amir etilgen, farman etilgen, farz etilgen. Mesela, bana şu hakkında öyledi inşallah. Muhterem azizler, malum ki namaz dinimizin üstünü sablanıp, önde kişi öz perverdikarına münacat kıladı. Namazın kadir kançalar uluğ ve ehemmiyeti ne kadar büyük ekenli hakkında bir kança ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler mevcut. Hazreti Adem aleyhissalatu vesselam Havva anamız yerge çüptüleri o. Allah tebarek ve teala'ya münacat kılış, yani iltica kılış, Allah'tan sureş uslubunu Hazreti Cebrail talim verdiler. Ruhul el-emin, Hazreti Cebrail aleyhissalatu vesselam Rabbimizge bana ona kadar ibadet kılasız deyip örgütüler Adem aleyhissalatu vesselam'a. Adem aleyhissalam Havva anamızı örgütüler. O şende Bamdat namazını okup birgene geldiler. Başka peygamberlerimiz peşin namazını,
Başka peygamberimiz asır namazını, bazı peygamberimiz şam namazını, Hazret Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam huftan ve vitir namazını. Muhteremezler, Müslümanlar okuyetken namaz insaniyetke yengilik emez. O otken peygamberlerini, kılgen ibadetlerini mecmuasıdır. Anacı okuyetken namazımız var mı? Ana Bamdat'ta okuduk, elhamdülillah. Nasıl olsa asır okuyemiz, cuma okuyemiz. Şu insaniyetke yengilik emez. Bu haletlerini otken peygamberlerimiz kılıp gelişken. Şimdi İmam Celaleddin Suyuti degen bir uluğ El-Evail degen kitablarda bu haqda hoban kobam yazgeller hazı bu tomanı götmeyimiz. Namaz okugu üç kişi öz özüden yaman illetlerden nacoya işlerden tiyledi. Namaz ne verin ki hususiyeti şu. Öz özüden tiyledi. Sadda kılıp eytedigen bosek namaz insanga güzel terbiye bir uçi ilahi emeldir. Bu hakkıda Allah tebarek ve teala ayeti de eytedim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. İnnes salâte tenâ anil fahşâi vel münkeri vel zikrullahi ekber. Vallahu ya'lemu mâ tesna'ûn. Elbette namaz fahş ve yaman işlerden kaytarar. Elbette Allah'ın zikri berçe nerseden uluğdur. Allah tebarek ve teala kıliyetken işlerin gizini biler. Elbette namaz fahş münkerlerden kaytarar. Fahş günah degen. Kette kişi günahları hemmesi fahşka aittirler. Münker, münker degeni na ademilik degen. Allah tebarek ve teala'nın uluğ bir hikmeti bilen namaz etiyetken adam meneşe ikide iflasliğden uzaklaşıyı borarken, ruhiyeti, pili, akli, onu kabul kımayı borarken. Meneşe, fıtratta kette bugün insanlardan, yani dinimizin yol yorukları bilen, yaşlı giden kette bugün insan bilen, abdan hemme yoldu körüp, bilip, hemme günahını tetip körüp, kigin bir yakı otken adamın ortasında katta fark var. Ana bemeze hayatını korgan insan anıq biledi bu hayatını faydalik ekenliğini. Ana onası bilmeydi birincisi. Birincisi otası, anası salih adamlar eken o şenge taklit kılıp katta bolordu. Namaz okup, roza tutup, zekat verip katta bolordu. O şeylerge ergeşip katta bolordu. Lekin ana o ikincisi. O hamma yoldu korganıdı o. O pişik biledi. Dinni puxta biladi. U bitta narsani aniq tushunadi. Namoz qaytaradi yomon ishlardan. Birodarlar, odamning qalbi Robbimiz tomonidan boshqarilar ekan. Odam o'zini qalbini o'zi boshqara olmaydi. Qiziq narsa. Ya'ni bir narsaga moyillik, bir narsaga nafrat bu Allohdandir. O'sha nafrat o'shandan uzoq turish hissiyotini namoz beradi. İçiyotgan, ichaman, qoraqa azgina-azgina ichib turaman. Kel, namozga kel. Tahoratni ol, kel namozga kel. Agar ustingdan quyib yuborsa ichmaysan. Namozga kelgin, Allohni yumalagin, sajdaga boshingni egkin. Bende tirikligi de becergen her bir emveli kıyamet günü bir mebir hesap kılınan. Bir mebir. Kitap da etken ki Allah'ım adaletiga apkosa degen. Adaletiga alıştan eslesin. Adalet kılıştan eslesin. Fazlige olsun. Eğer Hudayim adaletiga olsa bendesi ogan nefesi çıkargan nefeske cevap veret degen. Ogan nefesi çıkargan nefeske cevap veret degen. Ya kanaka veremiz cevabımız. Oylab görüyorlar ahir braderler. Bir günde kança nefes aldık, kança çıkardık. Kıyamet günü birinci hesap kitap kılınadigen narsa namaz buladı. Bu hakkıda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne evvele ma yuhasabu bihil abdu yemmel kıyameti min amelihi salatahu fe in
صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر. Qiyomat kun bandasi birinchi namoz haqida so'raladi. Birinchi namoz nima bo'lgan? Namoz. Agar shu saloh bo'lib, shu ijobat bo'lib, shuni to'g'ri qilgan bo'lsa, najot topadi. Birinchi mana shu. Agar shundan o'talmasa, qolganidan o'talmasa ekan. Birodarlar, o'ylab ko'ring, biz namoz o'qisak, Robbimizda bir narsa ko'payarmidi? Yoki uning aksi, teskarisi. O'qimay qo'ysak, Robbimizdan bir narsa kamayarmidi? Kim nima o'qisa, kim namoz o'qisa o'ziga qiladi. O'zini hisobi uchun qiladi. Bilmaymiz uni qanaqa hal qilishadi u yoqda. Nima bilan o'lchashadi? Qanaqa apparat u? Mumkin bu devorga qo'yadigan apparatmi, osma tarozmi u? Qanaqa u? O'lchaydi. Savobni, gunohni o'lchaydi degan o'lchaydi. Iymon keltiramiz. Tarozu haq erur. Rozi qiyomat aning sidqiga nozil bo'ldi oyat. Agarchi Tangri bilur holimizni, taroziga solur amolimizni, qilur ogoh qulun qilmishlariga, yetishmas aql egan ishlariga. Tarozi borig'a iqrorimiz bor, nechuk erkoniga nekorimiz bor. Iloho og'ir qil mezonimizni, salomat tut bizni iymonimizni. Nima ishing bor u tarozni qanaqa ekanligiga? Iymoningni so'ra. Namozingni mukammal qil, birodar. O'shani mahkam ushla. So'ralajak ekan. Va u so'rov birinchi namozdan ekan. Shunday ekan, namozga yanada mustahkam bo'lib, unga tegishli masalalarni puxta o'rganishimiz ayni muddaodir. Aks holda namozimiz nuqsonlik bo'lib qoladi. O'zi eng muhimi shu bo'lsa. Agar shuni qotiralmasak, bo'lmaydi-ku bu yo'q. Bu haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Bismillahir rohmanir rohim. Innar rajula la yusolli 60 sanatan wama taqbalu lahu salatan wa la'allahu yutimma ar-ruku'a wa la yutimma as-sujuda wa yutimma as-sujuda wa la yutimma ar-ruku'a. Shunday kishilar borki, 60 yil namoz o'qsa ham namozi qabul bo'lmaydi. Payg'ambarimizning hadislaridan sollallohu alayhi vasallam. Shunaqa kishilar bor. 60 yil namoz o'qsalar qabul bo'lmaydi. Ey birodarlar, 60 yil namoz o'qish uchun odam bir 80 ga kirgan odam bo'lish kerak. Kamida 70 dan oshgan odam bo'ladi u. 60 yil ibodat qilgan odam. Sababi namozdagi rukuni mukammal qilib sajdani to'liq qilmagan yoki sajdani mukammal qilib rukuni to'liq qilmagani bo'ladi. Yo sajdani mukammal qilmagan, yo rukuni mukammal qilmagan. Ikkovdan bittasini mukammal qilmagan. Sababi shu bo'ladi. U 60 yil o'qigan bo'ladi, lekin qabul bo'lmaydi. Bir kuni bir odam Hazrat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning masjidlariga kirdida namoz o'qiy boshladi. Ana shu matnda qanaqa yozilgan bo'lsa, shunaqa o'qiyapmiz. Namozni o'qib bo'lgach, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib salom berdi. U zot uning salomiga alik oldilar. Orqangizga qayting va namozingizni boshqatdan o'qing. Siz namoz o'qimadingiz deb qoldilar. Orqangizga borib namozingizni boshqatdan o'qing. Siz namoz o'qimadingiz. Xariga odam ortiga qaytib namozini boshqatdan o'qdi. Keyin kelib yana salom berdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uning salomiga avvalgidek javob berdilar. Yana orqangizga qaytib boring, boshqatdan namoz o'qing. Siz namoz o'qimadingiz, dedilar. Endi bu ikkinchisi bo'ldi. Hakimlar aytardiki, mo'min bitta chuqurga ikki marta yiqilmaydi, derdi. Bu ikki marta yiqilyapti bu. Ikki marta.
Bu hal üçüncü mertte tekrarlangenden kegin, boyaga adam sizni hak ila yuvargen zatke kasam, bundan çıraylik okuyu olmayman dedi. Üç mertte bulmagenden kegin, ya Resulallah, ben başkaca okamayman dedi, şuna okuyman dedi, namazı dedi. Her tavır tan yaptı. Yani biz adamlar gavuş yap, sakrem yaptı, damlaki karab, sakreydi gene bu. Özü bilmeydi özü. Atını doğru yazılmaydı kitapka. Ben o bir dert dergimde doğru yazılmaydı. İmlasını özden başka hiç kim düşünmeydi. Damlaka ama geçtiler. Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet ettiler. İzâ kunta ilâ s-salâti fasbiğil vudû. Thumma istakbilil kıblete fekebbir. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك ومن نقضت ومن تقصت من هذا شيئا فإنما أنقصته من صلاتك رواه الإمام الترمذي خارج خالد اشمت تكرار Qaytarilgandan keyin Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam alohida e'tibor bilan haligi zotga. Agar namoz o'qishga tursangiz, mukammal tarzda tahorat oling dedilar. Ana birinchi ishni aytdilar. Namoz o'qiydigan bo'lsangiz, tahoratni mukammal oling dedilar. Keyin qiblaga yuzlaning. Allahu Akbar deb ayting. Keyin qodir bo'lganingizcha Qur'oni Karimdan qiroat qiling. Qur'oni Karimdan qancha qodir bo'lsangiz shuni qiroat qiling. Keyin ruku' qiling. Toki ruku' holatingizda xotirjam turing, e'tibor bering. Ruku' qiling. Toki ruku' holatingizda xotirjam turing, ulamo aytadi. 3 nafasda Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Dan kamikam ko'pi ko'p degan. Ruku shu darajada ekan. 3 nafas. Allohu akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Shu 3 marotaba. Samiyallohu liman hamida. Rukunu şundak kılınki unda siz rukuda rukudak kalın. Biraz turing rukuda rukudak bolup. Bir günü namaz oğrısından haber vereyim mi? Deyip kaldılar Sarvar-ı Ağlam. Hazreti Peygamberimiz Risalet bana sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah ev oğrını yaşsı öledi mi? En oğrını yamanı hakkında haber vereyim mi? Oğrını yaksı öledim ya Resulallah haber vereyim. Namaz oğrısıdır dediler. Ya Resulallah o namazını kandak oğurladı. Hazreti Cenabımız cevap verdiler şu mezmununu. Ruku etse, secde etse, kıyamda tursa, kaim kımaydı dediler. Hadi ruku kılsan rukuda turganınca kal. Peygamberimiz örgatı yaptılar. Ruku kıldınız mı? Ruku turganınca kalın. Sonra boshingizni ko'taring toki to'g'ri tekis bo'lsin. Samiyallohu liman hamidada to'g'ri tik turing. Boshingiz tik bo'lsin. Shundan keyin sajdaga boring. Sajda qilgan holatingizda xotirjam turing. Ana endi ikkinchi masala sajda masalasi. Birincisi ruku idi, ikincisi secde. Secdege barin, secdede hatırcam turin. Huddi yukarıda itilgendi. Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel A'la,
Subhan Rabbiyal A'la. Mana şu 3 nefes. Keyin sajdadan qaytib xotirjam holda bir oz o'tiring. Ana endi buni otini sakta deydi. Sajda bilan sajdani o'rtasini sakta deydi. E'tibor bersangiz, Imom Domla xutbaga chiqqanlarida birinchi xutba bilan ikkinchi xutbaning o'rtasida sakta bor. Sakta degani interval degani. Sajda bilan sajdani o'rtasida inson xotirjam o'tirsin ekan. Sajdadan turdingiz, Allohu akbar deb. Xotirjamlik qanaqa? Xotirjamlik degani bir marta subhanalloh degan holatda ekan. Bir marta subhanalloh. Allohu akbar deb o'tirdimi? Bir marotaba subhanalloh deya olguncha vaqtda o'tirilar ekan. Shuni otini sakta deyiladi. Sajda qilgan holingizda xotirjam turing. Sajdada turish, sajdadan turishga shoshilmang. Qatga shoshasan, mo'min. Sajdadan shoshasan. Rukudan shoshasan. Birodarlar, shosha-shosha kelgan joyimiz-ku, yana shoshamizmi? Albatta 12 dan boshlanadi, bir 15 ta kam, 10 ta kamda to'xtaydi. Mayli 1 soat, 1 yarim soat shu masjid ichida bo'lamiz-ku. Hali tarqayotgan paytda bir-bir ustiga tushib ketyapti. Sabr qil, mo'min. Masjiddan ketishga shoshilma. Shoyat agar Allohning taqdiri qilib qolsa, shetda nasib qilsa agar, hayotning yakuni. Shoshma birodar. Ulamo aytadi, masjiddan tashqaringda yurganingda shoshkin. Masjiddan tashqarida qolib kelishdan qo'rqib, qolib ketishdan qo'rqib. Birodarlar, masjiddan shoshadimi? Sajdadan shoshadimi? Rukudan shoshadimi? Duodan shoshadimi? Bu degani ezmalanib odamlarga malol keltiradigan degani emas bu. Lekin shoshmaslik haqida gap ketadi bu yerda. Azizlar, namozga tegishli qonun qoidalar va masalalarni bilish mana shunday zarur ekan. Quyida namozga oid eng zarur masalalar haqlarida suhbatlashamiz. Namoz juda muhim narsa. Namozga oid bo'lgan eng muhim masalalar haqida suhbatlashamiz. Namoz o'qimoqchi bo'lgan kishi niyat qiladi. Niyatni til bilan talaffuz qilishi 4 mazhabda ham mustahabdir. Xohlasin o'zini ona tilida, xohlasin fors tilida, xohlasin arab tilida o'zini tili bilan nutq qilib aytishi mustahabdir. Savobdir, ulug'dir. Shoshib kelib hovliqib kelib namozga turib bo'lmaydi. Xalloslar, makruh, odobsizlik. Yana namozga ehtiyoj kelib turgan paytda, hojat kelib turgan paytda turib bo'lmaydi. Qistab turgan paytda. Shu tahoratam bekor ketmasin, shu peshin ham o'tib olsin shu bilan. Rashot qarang buni. Bo'lmaydi, mumkin emas buni. Uchinchisi qorni ochib turgan paytda. Ovqatingni yeb olgin degan. Masalan, ovqat tayyor bo'lib turgan bo'lsa, namoz o'qiydimi, ovqat yeydimi? Birinchi ovqat yeydi. Keyin namoz o'qiydi. Abu Hamid G'azali aytadilar. Namozda turib ovqatni o'ylagandan, ovqatni yeb turib namozni o'ylagan afzal deydilar. Sabab shu. Namozda turib, ovqat nima bo'ldi, sovib qolyapti degandan namoz, u ovqatni yeb turib, namozni qachon qanaqa o'qiymiz degan ma'qul ekan. Niyatni o'zida odam xotirjamlik holatini o'ziga qilib olish kerak bo'ladi. Bir xotirjam holatga kelib olish kerak inson. Keyingisi. Niyat qilgandan keyin bosh barmog'ini quloq yumshog'iga yetkazib, bosh barmoq, demak, bashmaldo haqida gap ketyapti. Quloq yumshog'iga yetkazib Allah qiblaga qaratib qo'llarini kaftini qiblaga qaratib kaftlarini qiblaga qaratib Allohu akbar deb namozga kirishadi. Ana mana shu joyi muhim joy. Ne qo'llarini bashmaldoqlarini ko'tarib kaftlarini qiblaga qaratib Allohu akbar deb namozga kirishadi. Qo'llar ko'tarilganda kaftni ichki tomoni qiblaga qaratilib barmoqlar biroz ochilgan holatda bo'ladi. Bu haqida hadisi sharifda. Ne qo'l yoyilar ekan. Qo'l yoyilib, bashmaldoqlar quloqqa olib kelinib,
kıbleye karatılar iken. Hadis-i şerifte. An Enes ibn Malik radıyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه كبر ثم رفع يديه حتى يهاب ابهاميه اذنيه رواه الامام الحاكم Enes ibn Malik aytadılar ki Hazret Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam namazga kirer vaktlerde kollarını şu derecede kotardılar ki ibhameyh başmal dağları kulaklarına tekip durdu. Mana şunu ulamalarımız olgan. Başka mezheplerde yelkeleri, kökseleri beraber de joyları ham var. Başka mezheplerde var şuna. Bizde mana şimdi. Eslatma. Yani muhim joyini eşitin. Allahu Akbar'ını eşitte Allah lafzdaki A tavuşunu çözüp Allahu dese itibar verin. Bunun adını Rusça'da intonasiya deydi. Allahu Akbar'ını A'sını çöz yaptı. Allahu Akbar diye yaptı. Bunun manası Allah büyük mü? Degen soru bu kaladı. İntonasiya. Akelte yedin. Akelte yedin mi? Huddu şunu eytadı intonasiyada. Allahu Akbar. Allahu Akbar mümkünmez. Hatta ulema bunu küfür degen. Yaman gel bu. Hasketini işte. Ya ki Akbar sözdeki A tavşını çözüp Akbar dese. Akbar dese. Akbar'daki A'nı çözüp Akbar dese. Ya ki Akbar sözdeki B'ni çözse Akbar dese. Allah'ın A'ını çözüşü, Akbar'daki A'ını çözüşü, yani Akbar sözdeki B'ni bağırdıp çözüşü. Mene şu üç halette namaz büzüledi, tola büzüledi bizi mezhebimizde. Şu üç yavudan bir tanesini kısa namazı büzüledi. Buradan da bunun adını tekbiri tahrime deydi. Tekbiri tahrime degeni dünyanın işlerini, dünyanın haletlerinin hemmesini özümge haram kıldım degen. Ne degen de adam tekbiri tahrime kıladı. Tekbiri tahrimeni ozda buna kadar hatalar ketmeydi. İmam Allahu Akbar'ın ra'sını eytkenlerden kegin iktida kılucu Allahu Akbar'ını başlaşı tavsiye kılingen. Aslında kabulama Allahu Akbar deyip imam eytkenlerden kegin ra tavşını eytkeniden kegin hareketke kele başlarken iktida kılgen adam. İmam bilen beraber kımasakken. İmam aytayotgan paytda Allahu Akbar deb u ham qaytadan aytmasakan jim turar ekan. Agar aytsa ro harfidan keyin aytadi deydi. İmam Allahu Akbar deb bo'lishlari bilan keyin aytsa bo'ladi degan. O'shanda ichida aytadi. Agar imomdan avval takbiri tahrimani aytib qo'ysa, uning iqtidosi ham namozi ham durust bo'lmaydi. İmamdan aldın ayet koysa takbir tahrimanı. İhtidasiyem, namaziyem, durus bu mey. Bunday nahuş halet yüz bir mesleği için namazga imam buluş kişi hem Allahu Akbar'ını çözmezsen ayet işi maksatka mahfub olan. Yani imamlarımızda, fikh kitablarımızda mustahkem örgütledi. Çünkü bu bütün cemiyet, bütün mumun, Müslüman, o kişinin arkalardan ihtida kutturdu. Şunun için İmamlarımızga bu narsalar ham tegishlik. Allahu Akbarni aytgandan so'ng darhol o'ng qo'lini chap qo'lini ustiga qo'yib, ularni kindik ostiga bog'laydi. Qo'lni kindik ostiga bog'lashga dalil bo'luvchi rivoyatlar ko'p bo'lib, quyida ulardan birini keltiramiz. Endi muhtaram azizlar, bu qiziq narsalarda bu narsalar. Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanlarida, Hazreti sahabalarımız radiyallahu anhumalarının zamanlarida bu video yok iken, bir tasvirga olaylık, qanaqa bo'larkin deb. Xullas, bu rivoyat bo'lgan, naql bo'lgan.
İnsandan insanga, insandan insanga, insandan insanga nakıl bo'lgan. Şu nakıl kılgucularının en ishonchlilari, en ulug'lari, en puxtalari kitoblarda bitilgan. Birodarlar, odam kitobdan chiqqandan keyin unga tomon yo'q. Bitta tomonni ushlab mahkam. Mazhab nimaga kerak? Mazhab shuncha ma'lumotni ichidan en to'g'risini ajratib olish uchun kerak. Mazhabning o'zi ilmdir. Nimaga kerak mazhab? Va birodarlar, rivoyatlar nihoyatda ko'p. Ularni biz qamrab ololmaymiz, bizni aqlimiz unga yetmaydi. Biz xato qilib qo'yishimiz mumkin. Mana shuni eshiting. عن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت سرتي أنا وشو كبه حديثنا أقلل حضرت پیغمبرمز عليه الصلاة والسلام كردم ديدلر وائل ابن حجر رضي الله عنه حضرت پیغمبرمز اون قولların çap قولların üstüge koyup ikkavını kindeklerini üstüge koyup durar ediler şunu gördüm. İmam Malik radıyallahu anhumalar, İmam Ahmed bin Hanbel radıyallahu anhumalar, İmam Şafii rahmetullahi aleyh, bularının mezheplerde mana şu koksiga turuşu var. Koksiga koyuşu var. Biraderler bizde unaqa turmaydı. Bizim mezhebimizde kolunu üstüge koyup durup kindeyi üstüge koyadı. Vassalam. Namazga kirganda bunisini, rukuga barganda bunisini. Yok. Ana yani şey bir tekste ilim bilen, kitap bilen ketiladi. Azizler, hozirgi kunda bazı yoshlar namozda turganda oyoqlarini kerib topuğunu yonidagi odamning topuğiga tekishga harakat qiladi. Alman yozadi. Vaholanki, namozda turganda topuğunu topuqqa tekizib turish nafaqat Hanafi mazhabimizda başka muhtabar mezheplerde hem yok. Başka mezheplerde hem yok. Topuğunu topuğa getirir. Neye koyayım sen topuğunu topuğa desen? Akıbetimiz, mihrimiz, ortamızda ahl inalığımız, meşribülen, müstakemlenerekken. Topuğumuz getirirse mihr öterekken. Berekat Akbar, mihr topuğdan ötmeydi. Mihr topuğdan ötmeydi. Mihr kuzdan öter. Mehir kulağdan öter. Hakim eyder. Kalp ihatalanmıştır. İhata degen izolasiya degen. Şuna kabur Allah tabarak ve ta'ala bunu çırağını kırıp bunu içimizde joylap koygan eken. Bir annesi kırıp gitmeseken. Ya ki bir annesi çıkıp gitmeseken. Lekin bunun üçte joyda yol var eken. Kalpke üçte joydan yol var eken. Birincisi kulağdan dedi. Reis kulakta yaxshi gaplarni gapirsan, kalbini ilitasan. İkincisi ko'zdan dedi. Ko'ziga yaxshi ko'rinsan, kalbini ilitasan. Uchinchisi hiddan dedi, shamdan dedi. Hiding yaxshi bo'lsa, kalbi senga yaxshi. Sasib tursa, yani ovoz, har narsalar kel. Andi xotinib ketib qoldi deb turibdan bittasi. Bir g'alati odam o'zi ham, ko'rinishi ham. Nereye ketip kaldı? Ya bilmedim deydi. Oy bilmedim degen de bildim. Nemeke ketip kaldı. Şuna kıyam adam sesiydi mi? Ya hatınınge rahmet kança yaşatsayım bana üç yıl. Rahmet o jenge. Bu oldu. Dav akıma başka. Azapke koyup sen onu. Ya braderler item hid bilerdi. Müşigen bilerdi hid. Ne hatın bilmeydi? Şunun için topuğunu topukta diye kızışkemez, braderler. Doğru duruşke, mihrimizge, aklımızge, zihnimizge, muhabbetimizge yöneltir, şerekatını kılaylık. O topukta gap yok, o topukta, ayağında gap yok. Bütün dünya futbol işleri yaşayıp biterdi bunda. Ama topuk getirip yattı birbirine. Top, ya hayran olamam topuğunu. Miriam ayağımı topuğa getirecek, al ayağını. Namazlık ne makliyapsan, mu'min ne makliyapsan. Kim aytdi senga topuğingni yitirsang merli olasan deb. Ya tavba.
İmamga iqtido qilgan kishi sano o'qiydi xolos. Ana nima o'qiydi? Muqtadi. İmamga iqtido qilayotgan odam faqat sano o'qiydi. A'uzu bismillahni aytmaydi. Yolg'iz namoz o'quvchi esa sano a'uzu bismillahni aytadi. O'zi o'qsa aytadi uni. İqtido qilgan odam a'uzu bismillahni aytmaydi, faqat sanoni o'qiydi. Hop, imomga iqtido qilayotgan kishi sanoni o'qiydi xolos, a'uz va bismillahni aytmaydi. Namoz o'quvchi kishi esa namoz yolg'iz namoz o'quvchi kishi esa sano a'uz va bismillahni aytadi. A'uzuni faqat birinchi rakatda, bismillahni esa har bir rakatni boshida Fotiha surasidan oldin aytadi. Shu aytadi degan joyini mustahab degan. Birinchi rakatda aytishni sunnat degan. Qolgan rakatlarda o'qishni mustahab degan. Xullas aytsa yaxshi bo'lar ekan. O'zi yolg'iz o'qiganda Fotihadan oldin bismillahni aytsa yaxshi bo'lar ekan. Savobi ko'p bo'lar ekan. Bismillahdan keyin Fotiha surasi o'qiladi, ammo imomga ergashuvchi kishi Fotihani o'qimaydi. Ana. Sababi imom qiroat qilganda ergashuvchi ham go'yo qiroat qilingan hisoblanadi. Agar imomimiz Fotihani o'qsalar, orqasidan biz ham Fotihani o'qsak, imom ham qiroat qilyaptilar, biz ham qiroat qilyapmiz. Unda kim ergashadi imomga? Jim turadi, sanoni o'qib jim turadi. Ana yana bitta o'qiylik shu bilan. Fotihadan keyin imom ham iqtido qilgan ham maxfiy holda amin deydi. Ana. Birodarlar amin etiladi, faqat ichida aytiladi. Ba'zi odamlarcha oshirib yuboryapti, aminni aytib bo'lmaydi. Yo'q, birodarlar, amin aytiladi. Boshqa mazhablarda zohiriy, ochiq aytiladi. Bizning mazhabimizda aytiladi, maxfiy aytiladi. Farqi shettaydi. Ota buvaning gapi bor. Burgaga açık kılıp körpanı küydürmegin degen. O başka mezhep ya ki mezhep sizge açık kılıp o hadisini başkanı inkar etmegin. Günahkar okbalasın. Şunun için muhterem azizler, namaz bu bilen ait bugün meselelerini köp okşumuz gerek iken, köp organışımız gerek iken, elbette her bir adam bolası hatakar. Lekin şu hatakarlarını içindeki en yakşıları, xatolarini tushunganlari, anglaganlari, tavba qilganlaridir deb marhamat etilmishdir. Allohim tavba qildik. Xatolarimizni kechirgin, gunohlarimizni kechirgin. Namozlarda qoim qilib qo'ygin va unda doim qilib qo'ygin. Unda me'yorni, zikrni joyida qilib Allohim to'atingni, ibodatingni ko'p yil ko'p zamon ado qilib borishimizni barchamizga nasib etgin. Yana bu mavzularga qaytajakmiz inshaalloh.